Arkadaşlar merhabalar, Akvaryum Doktoru Hobi kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Yorum yaparsanız ve beğeni atarsanız sevinirim. Videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bakımı basit bitkilerden 2 adet higrofila türünü bir videoda bahsetmeyi uygun gördüm. Çünkü bunlar higrofila cinsi adı altında isimlendirilmiş türler. Birinci bahsedeceğim tür higrofila salicifolia. İkinci bahsedeceğim türde Higrophila colimboza angustifolia. Higrophila colimboza angustifolia söğüt bitkisi diye biliniyor. Higrophila salicifolia'nın Türkçe karşılığını bulamadım. Eğer siz biliyorsanız yorumlar kısmına lütfen yazın. Higrophila colimboza biliyorsunuz limon. Higrophila colimboza angustifolia da bir alt tür olarak bilinmektedir arkadaşlar. Şimdi ben size Higrophila colimboza angustifolia söğüt bitkisi göstereceğim. Bakın şurada solda duran bitki Higrophila colimboza angustifolia. Şimdi aşağıdan tekrar göstereyim, sonra size bunları hakkında bilgiler vermeye çalışayım. Arkadaşlar bu bitkiler ana vatanı Güneydoğu Asya'dır. 20 ile 28 santigrat derecede yaşarlar. pH 5 ile 8 uygundur. Su şartlarına karşı nispeten dayanıklı olsa da aslında bu bitkiler su şartlarının iyi olduğunu ya da kötü olduğunu göstergesidir. Nasıl? Eğer bu bitkilerde yapraklarda sıkıntı varsa su şartlarınız kötü olabiliyor. Gruplar halinde dikilebiliyor. 40 cm, 50 cm'ye kadar bakım şekline göre boyu değişebiliyor arkadaşlar. Karbondioksit takviyesi istemeyen bitkiler ama Higrophila salicifolia, bakın şu arkada var. Şöyle göstereyim. Şu bitki Higrophila salicifolia bitkisi. Bu bitki arkadaşlar, bakın bir de şurada önde var. Orta ve yüksek ışık istiyor. Söğüt bitkisi de orta ışıkta gelişiyor. Düşük ışıkta gelişim duruyor arkadaşlar limon bitkisinin. Tabii ben de kaynaklanan hatalardan dolayı çok gelişmediler. Önce buraya grup halinde diktim. Buenos Aires tetra var. Şu gürbaplar arkadaşlar bitkileri yediler. Su ineği gibi yediler arkadaşlar, tabiri caizse bırakmadılar. Burada biraz daha gelişti. Burada çakıl var. Kaliteli bir taban malzemesiyle besinleri kökten alır. Yanlardan çıkan sürgünleri budayarak çoğaltabilirsiniz. Gruplar halinde arka planı özellikle çok iyi yakışan bitkilerdir arkadaşlar. Bir de isterseniz şu akvaryumu da sizlere göstereyim. Bakın şurada söğüt bitkisi var. Higrophila colimboza angustifolia. Altta böyle kollarını açmış gibi duruyor. Üste doğru yapraklar çıkmaya başladı. Bunun bakımı Higrophila salicifolia'ya göre daha kolay. Bakın şu normal Higrophila colimboza limon bitkisi. Bunun üzerine tabi delikler oluşmaya başladı. Ben bunu sıvı gübre takviyesi yapıyorum ama muhtemelen önceden tepede çok fazla miktarda su mercimeği vardı. Işığı kesildiği için bu şekil olmuş olabilir. Buna bir çare bulacağız arkadaşlar. Mineral madde takviyesi yapacağız. Dediğim gibi bu iki bitki bir arada hani inceleyeyim dedim bu videoda. Budamadan bahsettik. Işık ihtiyacından bahsettik. Gelişim şartlarından bahsetmeye çalıştık. Faydaları nelerdir? Arkadaşlar bu bitkilerin canlı doğuran yavrularının saklanması gibi bir faydası var. Nitratı fosfatı emerek su değerlerinin korunmasına faydası var. Balıkların doğal ortamlarında hissetmesine faydası var. Tabii bunlara uyumlu balıklar olacak. Bir de bizim göz zevkimiz açısından faydası var. Çayınızı kahvenizi alın, ışığını açın, izleyin arkadaşlar. Hani bize de psikolojik bir rahatlama sağlıyor. Akvaryum bitkilerinin bir özelliği de bu. Bunlara uyumlu türler hangileri? Aklıma gelenleri sayacağım. Canlı doğuranlar, neon tetra, kardinal neon tetra, siyah neon tetra, zebra danio, rasporalar, cüce vatos, frenatus, sae, otosinklus, çinli alt giyicisi, cae, karidesler, uyumlu balık türleri arası. Benim aklıma gelen bunlar. Siz de uyumlu balık türlerini yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Peki bunları yiyen balıklar hangileri? İşte videonun başında bahsettiğim şu arkadaşlar yiyorlar. Mesela gülbartlar ve Buenos Aires tetralar. Ha bir de uyumlu türler arasında labirentli balıklar. Beta balığı akvaryumuna da yakışır. Cennet balığı ve gurami akvaryumuna da yakışır. Onu da ayrıca belirteyim. Transgenetik tetralarla da uyumludur. Yem vereceğim zannediyorlar. Gelin bakalım canlar. Az önce besledim sizi. Tabi ciklet balıklarıyla uyumlu değil ama Ramirez'i,
kribensis gibi cüceciklik türleriyle güzel bir uyum oluşturur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Düzenli su değişimleri, gübre takviyesi ve yeterli ışıkla bakımını çok rahat sağlayabilirsiniz. Bunların her biri aydınlatmasın, taban malzemesi olsun çok önemli. Bakın burada siyah bitki kumu, lavkır ve dere çakılı var. En az 7 cm kalınlığında olacak. Bu şekilde taban malzemesinde pek çok bakımı basit bitkileri, yani düşük gereksinimli bitkileri besleyebilirsiniz. Tabii karbondioksit ihtiyacı yok, ışığa ihtiyacı yok diyemeyiz. Tüm bitkilerin karbondioksit ve ışığa ihtiyacı vardır ama gereksinimleri düşüktür. Ben mesela Green Flowers'ın veya Crystal Pro'nun sıvı gübrelerini kullanıyorum. Siz de tabii ki gübre kullanabilirsiniz. Hatta high-tech akvaryumlarda çok fazla büyüdüğünü ustalar söylüyor. Karbondioksit takviyesi de yaparsanız coşarlar zaten. Gerçekten bu hobi çok geniş bir konu. Çok fazla anlatıp kafanızı karıştırmayayım. Araştırıp bakabilirsiniz. Bir aydınlatma yapabilirsiniz. Hani bunlar beyaz ışık altında da gelişir ama bu sefer düz beyaz ışık altında geliştiğinde yosun sıkıntısı olabiliyor. En güzeli full spektrum aydınlatmada bunları yetiştirmek arkadaşlar. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Yorumlar kısmına yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Lütfen like tuşuna da basalım. Balıklarınızı canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli günler diliyorum.